Herkese Costa Rica'nın bambaşka bir noktası Manuel Antonio'dan merhaba. Pasifik burada, gün batımı şurada. Ben tabii ki her zamanki öykünün öyküleri olarak gün batımı görmediğimiz ülke kalmasın mottosuyla sahillerdeyim. Bugün Manuel Antonio'dayız. Evet, bugün Naoyaka'ya geldik. Naoyaka ne? Bir waterfall, yani şelale. Costa Rica şelaleleriyle meşhur. Çok çok fazla çok güzel şelale var. Ve genelde bu şelalelere gitmek için önce bir yürüyüş rotanız oluyor. Yürüyüş ayakkabınızı giymeniz önemli. Biz buraya gelmeden önce buraya uygun bu konsepte Costa Rica'ya, Peru'ya bir alışveriş yaptık. Outdoor alışverişi. Gerçekten aldığımız her şeyi kullandık. Genelde siz şu an benim giydiğime bakmayın. Çünkü biz böyle bugün devam edeceğiz ve çok kısa bir rota yürüyeceğiz. 40 dakikalık. Ama böyle termal şeyler, tişörtler giymeniz, ter atan tişörtler giymeniz önemli. Şimdi biz 45 dakika yürüyoruz. Waterfall'u görüyoruz. 1 ve 2 numaralı patikadan hem üstten hem alttan göreceğiz. Daha sonra dönüyoruz. Ondan sonra gün içerisinde farklı rotalarımız var. Manuel Antonio güneyde. Biz rotamıza Arenal Volkan'dan başladık. Yürüyelim Umurcuğum. Biz rotamıza Arenal Volkan'dan başladık. Önce volkanik dağlar gördük. Daha sonrasında Monteverde'ye gittik. Monteverde böyle biraz daha elit bir yerdi. Orada işte Cloud Forest yaptık. Bir sürü hayvan gördük. Şimdi Manuel Antonio'dayız. Dün beach yaptık. Burası biraz daha yazlık bölge gibi. Costa Rica'daki son rotamız da San Jose'de olacak. O da ondan sonraki vlog olacak. Yani tüm seriyi izlemeyi, kanala abone olmayı ve bana yorum yapmayı unutmayın. Ben de sizin neler sevdiğinizi, ben de neler üreteceğimi bileyim. Şahane Uvita Beach'teyiz. Uvita National Park'ının içerisinde. Çok zorlu bir yoldan geldik buraya. Ama iyi ki gelmişiz. Uvita'da böyle vegan bir yere geldik. Çok güzel. Yemeklerine de bayıldık bu arada. Ben bir vegan Aztek çorba içtim. Bir Beyond Burger yedik ve bir de bol söyledik. Öykü şu an lokal lezzetler deneyimi için Mercado Central'e geldi ve burada acaba neler yiyecek? Bayağı aşırı ya, bir anda çok lokalize olduk. Bir de ormanlardan falan çıkıp bir anda böyle şehre girince sudan çıkmış balığa döndüm diyebilirim. Arabayı çıkartmadık, direkt hostelimizde bıraktık. Taksiyle, Uber'le geldik. İyi ki öyle yapmışız. Çok trafik vardı ve karışıktı. Şimdi çok lokal bir yere oturduk. Bakalım gelen yiyecekleri de gösteririm. San Jose günlüğü başlıyor. Burada tek sıkıntı, her şeye silantro koyuyorlar. Yani benim için sıkıntı. Bunun için ise çok güzel. Ben çok seviyorum. Kişniş seviyorum. Bir tane kokteyl, shrimp kokteyl söyledik ama bu bildiğiniz shrimp kokteyller gibi değil, ceviche tarzında. Bir tane deniz ürünleri çorbası söyledik. İçinden yengeç de çıktı. Güzel. Şu ana kadar bence çok başarılı gidiyoruz. Değil mi Öykü? Müziğimiz de var. Şu sosa gerçekten ruhumu bırakırım. İnanılmaz güzel. Şu da jalapeno. Bir de Öykü bir havuç turşusu gibi bir şey yedirdi. O da müthişti. Herkese merhaba, ben Öykü. Bugün San Jose'deyiz.
de sorduk. Kendimiz de böyle bir baktık. Buralar güvenli turist için. Akşam halini bilmiyorum ama bir turist olarak şu an gündüz herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sadece bu kadar çok fazla doğa harikası gezdikten sonra bir anda şehre geldik. Çok gürültü var. Costa Rica'da çok güzel kahveler içtik. San Jose'ye gelmişken de bu La Mancha isimli kafeyi denedik. Bunların kendi demleme metotları var. Onları denemenizi bu Chemex ya da V60 yerine tercih ederim. Van Dola'yı sorabilirsiniz mesela. Burası da Parque Nacional. Şehirden 20-25 dakika yürüyerek böyle bir mekana daha gidiyoruz. Akşamımızı orada sonlandırmayı düşünüyoruz. Yürürken de Parque Nacional'den geçelim dedik. İnsanlar oturmuş, sohbet, muhabbet. Bu arada burada bir polis arabası gördüm parkın içerisinde. İlk defa görmüş olabiliriz bu kadar public, halka açık alanda. Normalde tatil beldelerinde hiç yoktu. O kadar güvenliydi Costa Rica bizim. 20-25 dakikalık yürüyüşümüzün sonunda böyle daha cics, daha cool mahallelere de ulaştık. Bunu da söyleyeyim. Üniversite var o tarafları geçince. Tatlı tatlı mekanlar çıktı karşımıza. Şimdi şuraya bira içmeye oturuyoruz. Çünkü kendisinde Wilk Craft Beer var. Bira içmeye hazırlanan öykü tipi. Yüzü gülüyor. Ve menüden... Ve menüden atıştırmalık bakıyor. Yemezsen sokak şeyinde öyle bir, bana izin verirsen yememe hepsini. Bana yedirdi hepsini. Biralarımızı seçiyoruz. Çok da güzel biralar var. Hola, ¿cómo está? ¿Y tenemos preguntas para ti? Hoza vlogumuzdan tekrar merhaba. Dün şehri keşfetmiştik. Bir şeyler yiyip içip böyle özellikle şehrin pazarında vakit geçirmiştik ve çok fazla lokal insan görmüştük. Gerçekten Costa Ricalıları gözlemlemek için iyi bir seçenekti. Bugün ise şu an çünkü 2,5 kilometreyi tamamladım, az olmuş ama yokuştan yeni çıktık. Bosque De La Hoja, şehrin biraz kuzey doğusunda bir orman. Ormana geldik. 45 dakika falan San Jose'ye. Bir tane rotayı tamamladık, trekking rotasını. Şimdi başka bir tane rotaya girdik. Aslında burası şu an trekking rotası değil. Umarım başımıza bir şey gelmez. Değil, evet ya. Bayağı serbest yürüyüş yani. Ne yapacağız? Bugün de böyle San Jose'de geçirdikten sonra normalde niyetimiz İrazu'ya gitmekti. İrazu burada Costa Rica'daki 6 tane aktif volkandan bir tanesi. Biz Arenal'i görmüştük. Çok güzeldi La Fortuna'da. Önceki bölümleri izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Beğenip abone olursanız da çok sevinirim. Ama İrazu'ya gittiğimizde biletleri önceden almamıza rağmen bugün bir bisikletçilerin çıkış etkinliği bir şey varmış. Nedenini bilmediğimiz bir şekilde giremedik. Üzüldük, içimizde kaldı. Göremedik, siz gelirseniz görün. Biz bugün San Jose'de kapatacağız ve yarın artık Kolombiya'ya uçuşumuz var. Bu seyahate Peru'dan başlamıştık. Önce Peru'yu yaptık, daha sonra Costa Rica'yı yaptık. Costa Rica'da arabamız 1000 kilometreyi geçti. Bayağı günlerdir yoldayız, çok fazla yer gördük. Çok keyifliydi, iyi ki gelmişiz. Ah, gün batımı görmediğimiz ülke kalmasın diyerek gezmeye devam ediyoruz. Artık Kolombiya'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın.